Oğlum. Ne yaptın lan sen? Okan onun değil. Sadece baygın. Baygın. Menekşe'yi kurtardım ben. Bunu öldürdüm. Yarası yok. Korkudan bayılıverdi. Toplanmışsın doktor. Gidiyor muydun? Tam kaçarken mi yakaladım seni? Yok. Kaçmak için seni bekliyordum. Sen beni burada bulduğuna göre Sancar da bulur. Sana açıklayabilirim ama onu açıklayamam, değil mi? Doğru. İyi. O zaman ne haltlar çeviriyoruz? Açıklayın bakalım. Luki yapma! Yapma! Luki kurban olamayın ne olur. Luki kurban olamayın ne olur Luki. Lan herkesi kandırıyorsun sen. Şeytansın sen şeytan. Şeytansın! Değişmiş. Sahte hamileliği canını kurtardı. Ne? Senden bunu gizliyorduk işte. Önce şu cesedi yok edin. Sonra her şeyi anlatayım. Kızım sen nasıl bir psikopatsın lan? Hadi ya, hadi. İyi görecek şimdi. Hadi. Hadi lan.
Menekşe. Menekşe. Menekşe uyan. Loki Menekşe'yi bıçaklayacaktı. Ben onun şah damarını kestim. Bir Menekşe'yi içeri taşıyalım. Şu kanı falan bir temizleyelim. Anlatacağım her şeyi. Gelme! Gelme. Gelme. Gelme! Bebek. Gelme! Onun kanı değil. Loki'nin kanı, tamam mı? Alçun'u geliyorum. Gel. Gel. Ya siz, hangi hakla hizmet Menekşe'nin evine geliyorsunuz ha? Orada kan var. Geliyorum kucağında Menekşe'yi görüyorum ve sen bize bunu mu soruyorsun? Tam da bunu soruyorum işte. Gülsü'ye ses kaydının peşinde buraya geldiğini söyledi, atladım geldim, kafayı yiyordum. Ortalık kan gönlüne dönmüş. Ya 10 dakika önce gelseydiniz ne olacaktı ha? 10 dakika önce gelseydiniz ne olacaktı? Bu manyağı hamile bir kadına bıçak çekiyor. Kahraman da onun boğazını kesiyor. Ya 10 dakika önce gelseydiniz ne olacaktı? Ya size bir şey olsaydı ha? Bebek. Bebek gerçekten iyi mi? Loki öldü mü? Loki öldü. Peki, gerçekten. Menekşe, Menekşe. Nasıl? Nerede lan bunlar? Neredesiniz? Bana bakın, iyi saklanın. Birazdan feci karışacak buralar. Bu bavulları mavulları da kaldırın buradan.
Ben bugün buradan bir sağ çıkayım var ya. Menekşe, kızım kendine gel. Menekşe. Nara hadi gözünü seveyim, hadi gidin. Hadi. Ya Sancar saçmalama ya. Nereye gideceğiz Allah aşkına? Nara bak burada ne olduğunu bilmiyorum, tamam mı? Ya oğlumun anası gözünü kırpmadan boğaz kesen bir adamla yan yana. Ya Menekşe'yi mi koruyacağım, seni mi koruyacağım ha? Doğru ya. Benim kızımın canına kasteden kadın aynı zamanda senin oğlunun annesi. Tabii ya. Tabii. Tabii senin onu da koruman lazım. Ya narahat etme, gözünü seveyim, etme. Bir şey ettiğim yok benim. Sen madem oğlunun annesini bir katille yalnız bırakmıyorsun, ben de kızımın babasını bırakmıyorum. Polisi arıyorum. Ara tabii Nara Hanım. Ara. Ama polise ifade verirken benim de söyleyeceğim şeyler olur tabii. Sen ne söyleyeceksin lan ha? Ne söyleyeceksin? Misal Loki Menekşe'nin eski k***miş derim. Dağıtma ağzını bunu. Abi, abi doğru söylüyor. Ha? Doğru mu diyorsun? Şimdi bu aşk kavgasında Loki geldi Menekşe'ye saldırdı desem. Ben de kadını kurtardım desem. Bunu herkesler duysa. Bu Loki siz evliyken konakta çalışıyordu değil mi Sancar? Kim bilir? Bunlar belki böyle kuytuda köşede görüşüyorlardı da. Nereden bileceğiz? Bundan sonrasını sen düşün. Tamam. Akşama kadar bunu herkesler öğrenir. Bütün Muğla'nın haberi olur. Sen iyi düşün Sancar Efe. Eski karının namusu mu? Benim mahpusluğum mu? Gelmedim istedim ama hadi gidin. Hadi gidin ne olur. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Polisi aramayacak mıyız? Sancar bak senin adamın ölmüş. Örtbas mı edeceksin? Ne yapayım Nara ha, ne yapayım? Oğlumun anasının adını mı çıkartayım? Karnındaki bebeğin babasını mı sorgulatayım ha? Hadi Nara git ne olur. Hadi git ne olur hadi. Hadi gözünü seveyim hadi. Kayıtlarını da alamadık. Boşanamayacağım. Kimmiş? Nare. Merak etme gideceğim. Ama sen namusunu temizlemeden önce yapmam gereken bir şey var. Menekşe, iyi misin kızım? Kız, kız karnın kaymış ya.
Senin ne işin var burada? Yahya ile Dudu'nun ses kaydını ver. Ver hadi ver! Orada telefonunda. Elvan'a yolla. Geldi gülüm. Ben senin için mezar kazdım ya Sancar Efe. Şimdi sen de Menekşe için kaz. Hadi Elvan. Benim aklım almıyor bu boşanma işini ahrettik. Elvan hiç böyle şeyler etmezdi. Bilmediğimiz bir şey mi var Cem? Yoksa Dudu'yu mu dişitti Elvan? Anam yok. Ne işitmesi? İşitmem işitme yok. Nare'den üzeniyor hep. Nare mi akıl veriyor diyorsun yani? Yok, akıl verme değil de. Bu zamanda karnım tok sırtım pek diyen yok görüyor. Bir sevdadır gidiyor. Benim aklı seyrek geldim de kocamı sevmiyorum boşayacağım diyor. Sevdaydı destandı aklı çelimgiyalım. Ne olacak peki? Birini gelin ederken öbür gelini de boş edeceğim mi? Yo Refika. Ben de Halise'yse. Elvan'ın Yahya'yı boşamasına müsaade etme. Emme nasıl vazgeçireceğim bilmiyorum. Çok inat. Halis sana koş. Ne oldu kız? Feride Efe, gavru da alıyor. Melekşen'in evine gidecekmiş. Hey Allah'ım! Bir çay içitmedin mi kız? Ya ben seni Melekşen'in evine götürmem ya. Niye götürmüyor? Aklın mı yok, ayaklarım eksik? Ya sen varsa ikisi birden eksik. Bunlar ne oluyor bunlar ha? İki dene. Sabana sürsem öküzü aratman. Aklına tıpkı hinayet deden gibi beni kandırıp durun. Yürü haydi yürü. Yürümüyor mu ya? Yürü. Yürümeyeceğim ya. Yürü de yok. Aba. Aba ne ediyorsun sen? Menekşe'ye gidiyorum karışma sen. Ne için Menekşe'ye gidip? Muayene edeceksin. Ne? Ne mi? Anladık mı sen? Hiç düşündün mü? Ben sabahtan beri düşünüyorum gari. Bu kız değneğe sarılmış çaput gibi nasıl gebelik oluyor bu? Bilekleri de sen çubuk çubuk. Hiç su yok. E'si Atike'yi de biliyorum ben. Gebeyken traktör tekeri gibi şişiyordu. Seni desem hadi kayınlansı çekti desem. Seni de biliyorum gebeyken. Benim Halise'den daha çok ineğe benzeyiyordu maşallah. Ve Sübhanallah. Bu kız neye zayıf? Gavun yutmuş yılan gibi. Gidip bakacağım ben. Oğlan mı doğuracak, gavun mu doğuracak? Sancar efendim senden konuşacak gavruk. Hey. Efendim? Ha gavruk. Köye git. Ökün babasını zeytinliğe getir. Hey, hey getiren de ne diyen? Bir şey deme. Kan parasını konuşacağım ama. Onu da ben diyeceğim. Kan parası. He. İyi anladım.
Bu ceset işini ne yapacağız? Sen mi yok edeceksin, ben mi yok edeyim? Hay tavsiye edeceğim bir mezar falan var mı Akın'ın yanım falan? Seni o mezara bir sokarım. Senin ne işin var lan burada? Menekşe çağırdı. Loki beni tehdit ediyor, gel bana yardım et dedi. Sana niye söylüyor lan? Sana niye söylüyor? Sana mı söylesin Sancar? Sana mı söylesin? Loki beni Akın'la konuşurken gördü. Kahraman da Loki'yi depoya kapattı. Bu yüzden Loki acayip sinirli. Gel bana yardım et mi desin? Ne desin? Allah var ya hepinizin belasını versin. Allah var ya hepinizin belasını versin. Yürü git lan elimde kalacaksın, yürü git. Ha tamam versin, versin tamam. Cesedi ne yapacağız? O bende. Bak bu işin sonunda bana bir şey olursa var ya. İkiniz içeri, ikiniz yanıma. Bu tabut ne ya? Yok etmişiz mi oğlum cesedi? Bir de cenaze namazını kılaydık. Kılacak mı lan hakikaten Sancar? Ailesine mi versen oğlum? Kamp parası mı ödüyorsun ya? Kızanlar, alın götürün şu kahramanı ayı buradan. Alın. Bir daha da bu civarda gözükmeyecek. Tamam lan, alın. Zeytinden götür beni bekle. Tamam efendim. Kızanlar, sarın etrafı. Haydi. Akşam Zeytinli'ye gel. Tamam mı? Geleceğim. Sana tek bir şey soracağım. Bütün günahlarına değecek. Korumam gereken bir namusun var mı? Menekşe, karnındaki bebeğin babası ben miyim? Sensin. Sancar, yemin ederim ben senden başka kimseyle olmadım. Sen de biliyorsun.
Bundan sonra kızı anlar kapıda bekleyecek. Doğuma kadar dışarı çıkmak yok. Doğuma da onlar götürecek. Tamam mı? Tamam. Allah zaten benim belamı vermiş. Ama oğluma zarar gelmeyecek. Doğuma kadar korumalar kapıda bekleyecekmiş. Şimdi ne edeceğiz? Vallahi buraya sıkışıp kaldın doktor. Gülüm. Elvan, ben bir elimi yüzümü yıkayayım şurada. Sonra Melih'e almaya gideriz, tamam. Muğla'ya oğlumun anasının adını mı çıkartayım ha? Gandık bebeğin babasını mı sorgulatayım? Oğlumun anasının adını mı çıkartayım ha? Elvan'ı boşayıp Dudu'yu alacağım. Niye boşayacakmışım ben karımı? Ben de. E siz yapmadınız mı? Yoksa karım yok acık gönül eyleyen mi dedim? Kullandın mı sen bu kızı? Bak Menekşe, bunu seninle konuşmayacağım. Yürü. Benimle konuş o zaman Yahya. Hı? Belki zamansız ama çok yerinde bir soru sordu bence Menekşe. Sen karının yokluğunda beni eğlence olarak mı kullandın? Şimdi cevap vereceksin Yahya. Dudu sonra. Sen benimle neden yaptın? Çünkü sen ne istedin? Ya of, of, of. Elvan gel. Gel de beylinin yüzünü yıkayalım. Hadi gel. Hadi, hadi. Thank you.
misin? Hı? İyi misin Evren? Gururumu ezdirmeyeceğim. Başımı dik tutacağım dedim emme. Benim başım zaten dik. Değil mi? Ne sandın akıllı? Tabii öyle. Benim içimde kalıp beni kemireceğine... dışarı çıksın, onların yüzüne vuram, onları kemirsin, değil mi? Zaten yüzlerine vuramazsam boşanamayacağım. O yüzden ben şimdi konağa gidiyorum. Rezil olacak biri varsa o da Yahya. Hadi gel o zaman, seni bırakayım konağa. Yok, yok, yok gülüm yok. Ben önce avukata giden, ondan sonra konağa geçen. Sen meleğimizi al eve git. Ben bütün bunları bitirince eve geleceğim. Tamam. Ona bak, taksi. Taksi! Sola çekil. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Oh. Oh. Canım. Oh. Yediz. Nare. Büyük patron çağırdı. Konuşacakları varmış. Bir müşterisi geldi. Biz de orada prensesle Asya'ya giderdik. Hı hı. Anne, ben sana bir sürpriz hazırladım. Aa, neymiş bakalım o sürpriz? Bir resim. Gidin sen de baksana sürprizime. Sen sabah babamla nikah günü alacağız dedin ya. Ben de senin gelinliğini çizdim. Bak. Bence düğünü de böyle diktirmelisin anne. Değil mi Gidiz? Yoksa güzel olmadı mı gelinliğin? Bilmem ben. Pek anlamam bu işlerden.
içecekleri biraz fazla gibi. Heh, Zehra da geldi. Hoş geldin Nalan'cığım. Sen de hoş geldin Gediz abi. Kusura bakma, beklettim seni biraz. Estağfurullah. Ne konuşacaksak bir an evvel konuşalım. İşlerim var. Gelmeliyim. Al bunları. Ya toplantıya sen de katılsan olmaz mı? Ne? Hatırlatırım hani vaktiyle bacılara destek vereceğine dair bir söz vermişti. Şimdi benim o desteğe çok ihtiyacım var Nare, ne olursun 5 dakika. Tamam, tamam zaten işe başlayacaktım. Bugün Gediz'den başlamış olurum. Meleğim, sen beni dışarıda bekler misin? Gerektirecek kadar önemli bir toplantı ha? Yani Nare Hanım rahatsız etmeseydik, çeyiz işleri falan vardır. Seni dinliyorum. Böyle şeyler nasıl söylenir aslında ben pek bilmiyorum. Olmaz, olmaz. Patron dediğin yeri geldiğinde kurt kapanı gibi olmalı. Acı yok, acımak yok, tereddüt hiç yok. Vur gelsin. Peki. Çek imzalama yetkini elinden alıyorum Gediz abi. Sancar senin gözünü ne zaman açacak diyordum. Yani bekliyordum. Ben de olsam aynısını yapardım. Yani vakti zamanında Sancar'la çok kişinin canını yaktık böyle. Ama Sancar sana bunu çok daha önce söyledi. Sen cesaret edemedin. Şimdi söylüyorsun. Ha yavru kit. Peki Zehra, imza yetkini geri almakta gecikti mi? Bilmem. Alacaklılar birkaç günü aramaya başlarsa anlarsınız. Arayacaklar mı? Sence arayacaklar mı? Ben gerçekten geç kaldım. Korkma, korkma. Şaka yaptım. Belki de yapmadım. Görüşürüz prenses. Görüşürüz Gediz. Ah telefonum çalıyor. Farkındayım. Efendim doktorum. İmdat. Ne oldu? Ben evde kaldım. Aa, annemlere söyleyeyim seni gelip istesinler. Az olsa kız isteme trendi var bu aralar. Ya başlatma şimdi sevdiceğin gelin oluyor bunalımına.
Nara evlenmeden benim onun evine taşınmam lazım ki abimin mezarını öğrenebileyim, değil mi? Ama menekşelerde mahsur kaldım çünkü kapıda Sancar'ın adamları var. Sancar beni buldu demesek. Hayır, bulmadı. Neyse ki sadece Loki'nin cesedini buldu. Ben nasıl çıkacağım buradan? Loki öldü mü? Nasıl ya? Ya menekşeye saldırdı, kahraman da boğazını kesti onun falan ama konu bu değil. Ben nasıl çıkacağım buradan? Ya kızım sen manyak mısın? Ne demek konu bu değil? İnsan ölmüş ya. Ben nasıl çıkacağım buradan? Vallahi abini özlemeye başladım ha. Kapat. Ne yapıyorsun? Hiç. Hastaneye arayıp virüs kaptığımı söyledim. Malum. Buradan ne zaman çıkacağımız belli değil. Ay Sancar Efe'ye bak sen ya. Hepimizi bir güzel hapsetti ya buraya. Artık sorularımı yanıtlarsın değil mi doktor hanım? Bir, Ceylan niye o evde? İki, Menekşe'nin sahte hamilelik mevzusu nedir? Başlayacağım kahramanına da Sancar'ına da artık ha. Bir, Ceylan'ı kovmuşsun. O da pavyona düşeceğine menekşelere sığınmış. İki. Menekşe Akın'la anlaşmış. Akın da benden evlatlık verecek bir anne bulmamı ve Menekşe'nin sahte hamileliği konusunda yardım etmemi istedi. Ben de İstanbul'dan bir anne buldum. Menekşe'nin doğum zamanı gelince sahte doğumu ayarlayıp bebeği de Sancar'ın kucağına vereceğim. Oldu mu? Ya doktor sen kime atar yapıyorsun? He? Bana bak, ben bu fotoğrafları Sancar'a verirsem ne olur? Alo. En iyi yalan gerçeğin yakın olandır, biliyor musun? Söyle Güven Bey. Az önce marinaya yazı geldi merkezden. Zehra Gediz'in kek yazma yetkisini elinden almış. Oo. Gediz'in bunları batıracağından şüphelendiler. Biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Biz şimdi sakince akbaba taklidi yapıyoruz. Havadan izleyeceğiz şimdilik. Anlaşıldı kahraman beyciğim. Ben işimin başına döneyim o zaman. Pardon, Kahraman Bey'le mi konuşuyorsunuz? Bir alabilir miyim? Alo? Kahraman Bey, sizi çok özledik. Ne zaman marinaya döneceksiniz? Marinamdaki istila bittiği zaman. Kapat. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Seni kolay götürdü sanmıştım. Yok. Biz Zehra'yla bugün hep buradaydık. Bir de Gediz geldi. Zehra'yla annem içerideler. Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın baba? Annemin gelinliğini çizdim. Öyle mi? Hadi göster bakalım. Nasıl çizdin? Tamam. Nerede? Burada. Bu mu? Hı hı.
Güzelmiş. De babam, bu çizdiğin kelebek mi? Hayır, o saten kurdeden yapılmış bir fiyonk. Ha, fiyonk. Tamam tamam, bildim. Fiyonk. Sence ece kuşuna da yapayım mı? Bence babam sen ne yap biliyor musun? Her yerine bu fiyonktan çiz. Öyle bayram şekeri gibi olsun. Bu arada Gediz niye gelmiş babam? Kenan Bey merhaba. Zehra Efeoğlu ben. Sağ olun. Acaba sizin bankada bize ait bir çek takibi var mı? Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba Nari Çelebi ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Size bir şey sormak istiyorum. Sizin bankanızdan Sadıçlar Şirketler Grubu'na ait çek takibi var mı? Tamam. Anladım. Tamam, teşekkürler. Bendekiler bitti. Şu an sorun yok görünüyor. Bendeki bankalar da bitti. Hiçbirinde herhangi bir çek takibimiz bulunmuyor. Gedi sırf bizi huzursuz etmek için demiş olabilir. Ama yarın bir sürü çek de patlayabilir tabii. Of! Ya of Nare, of abim bana ne zaman dedi Gediz'in elinden çek yazma yetkisini al dedi. Ama ben bir türlü cesaret edemedim. Hepsi benim yüzümden oldu. Ya Zehra, tamam. Tamam, tamam canım benim, dert etme. Ben Gediz'le konuşurum. İşin aslını öğrenirim, tamam mı? Merak etme sen. Neyin aslını konuşup öğrenecekmişsin Gediz'le? Hiç. Bir iş mevzusu. Gediz'le iyi iş mi iş? Herhangi mevzuyu konuşmayacağım. Baş üstüne. Hatta bak istersen şöyle yapalım. Ben eve gidip hamur açayım. Sen mezarlarını kazıp, raconlarını kesip, bir de üstüne namusunu temizleyip gelirsin. O arada ayakların çamur olursa ben yıkarım. Ben itirafımı edip gidebilir miyim? Meleği de götüreceğim. Siz de zaten konuşup anlaşacak gibi duruyorsunuz. Ne itiraf edecek söyle. Sen bana ne zaman demiştin aslında. Gediz'in elinden çek yazma etkisini al diye ama... Ben cesaretimi toplayamadığım için bir türlü alamadım ve daha bugün aldım. Yani bizi batırmış olabilir. İyi itirafını yaptın, hadi git. Evet Zehra, sen git. Batmamız hiç sorun değil. Mühim olan namusumuza halel gelmesin. Tamam. Tamam, ben gidiyorum. Ya ama siz de savaşmayın. Sen... Thank you.
halacığım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır, bir şey mi oldu? Sanger Efendi dedi, İlyas dayı al getir dedi de ben de ondan. Dayı geç, dayı geç. Hoş geldin İlyas. Hoş geldin kızım. Melek, gidiyoruz alacığım. Topla kalemlerini de, hadi. Efendim. Hani şeyi al gel dediydin ya. Loki'nin babasını. Buyursun. Müsaade et de bir konuşalım. İlyas dayı, gel. Gel dayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlyas dayı, buyur. Geç öyle. Şer mi? Allah'ın takdiri. Kim? Hapiste. Çıkmış be dayı. Çıkmış. Yetişemeseydim Menekşe ile karnındaki oğlumu öldürecekti. Eyvah. Loki. Su yolunda kırılır dediydi. Beni hiç dinlemedi. Sebebi kim? Kim etmiş? Benim say. (Gülüyor)
İlyas dayı. Boynum kıldan ince. Ya kısas ya da kan parası. Hüküm senin. Oğlumun mezarı olacak mı? Müsaaden olursa cenaze namazında seninle sah tutmak isterim. Eyvallah dayı, eyvallah. Buyur, cenazen teslim. Thank you.
Nasıl gideriz? Allah senin belanı versin. Senin canının hiç mi kıymeti yok ya? Ya sen adama silah verdin. Kahramanın işlediği cinayet için bir adama kendi canını teslim ettin sen. Bir kere ben oğlumun anasının namusu için acil babaya kısas teklif ettim. Biz de böyle ne yaparsın? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Bana bir söylesene Allah aşkına, siz kimsiniz? Devleti var, kanunu var, polisi var bu işin. Siz kimsiniz ya? Sizin saçma sapan raconlarınıza tüküreyim ben. Siz kimsiniz? Benim için canını feda ettin diye ben her şeyi temize çektim. Bütün acıları geçmişte bıraktım, ileriye baktım. Dedim ki bundan sonra yanacaksam da sevdamın koynunda yanayım dedim. Ama sen ne yaptın? Menekşe için mezar kazdın yetmezmiş gibi o mezara bir de kendini attın. Menekşe için de canını feda ettin sen. Hop yavaş, yavaş. Tamam. Deliyi bir kıskanıyorum biliyorum. Ama ben tepeden tırnağa sana sevdalıyım kızım. Ben var ya menekşe için tırnağımı bile feda etmem. Kıskançlıktan delirdiğim yok benim. Senin saçma sapan raconlarına deliriyorum. Bırak. Birincisi. Avrupalı monşere sevdalanmadın Sefer'in kızı. Sancar Afe'ye sevdalandın. O bahsettiğin raconlar Avrupa paketin içinde, sen de biliyorsun. İkincisi, veda ettiğim sadece paraydı. Adamın silah kullanmayacağını çok iyi biliyordum. Usul böyle, hüküm böyle. Sen kısası da diyeti de ortaya koyarsın. O diyeti seçer, parayı alır gider. Eğer memleketimde kalıp gelinim olacaksan bunları öğren. Hiçbir halt öğrenmeyeceğim ben. Bu kan denizinden yaptığınız cehenneme memleket deyin siz. Birbirinize saçma sapan raconlar kesin durun. Ama benim memleketten anladığım bu değil Sancar Efe. Benim memleketim yarasından çiçek açtırır. Benim memleketim adam kesmez. Hayat doğurur. Ama senin memleketin eski karının namusu için bir babaya silah uzatmaksa orada ben yokum işte.
Yoksa ne yapacaksın ha? Yine gideceksin mi? Kaçacaksın mı? Zoru görünce uç alacak uç, uç! Uçtuğumda kaçtığımda yok. Yanıyorum o kadar. Oldu mu? Mutlu musun? Hani yansan da göğsümle yanacaktın? Yanacak göğüs nerede hani? Bugün Menekşe'nin başını dayadığı bir göğüs vardı. Ona diyorsan geç. Ben geçemem de. Sen bilirsin. Nikah günü alalım dediydin ya. Aldım. Haftaya bugün. Nikahına gelecek misin Sefer'in kızı? Akşama kızımı bana getir.